Evet arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu sindirim sistemi arkadaşlar. Kısaca sindirim sisteminden bahsetmeye başlayalım arkadaşlar. İlk başta sindirimin tanımıyla başlayalım. Protein, karbonhidrat, yağ gibi kompleks, yani büyük yapılı moleküllerin küçük yapılarına, küçük yapı birimlerine, monomerlerine kadar parçalanması olayına biz sindirim ismini vermiş olacağız arkadaşlar. Sindirim tepkimeleri hidroliz reaksiyonlarıdır. Yani su varlığında gerçekleştiklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hidrolaz adı verilen enzim sayesinde sindirim olayı gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Sindirim tepkimeleri canlılarda hem hücre içinde hem de hücre dışında aktif olarak gerçekleşebilir diyeceğiz arkadaşlar. Buna basit bir iki örnek verebilirsek, proteinlerin suyla hidrolize uğrayıp amino asitlere kadar yıkılması arkadaşlar. Polisakkaritlerin yine aynı şekilde suyla monosakkaritlere kadar yıkılması. Disakkaritlerin su yardımıyla monosakkaritlere kadar parçalanması. Nötral yağların suyla yağ asitlerine kadar parçalanması. Nükleik asitlerin yapı taşı olan nükleotitlere kadar parçalanması. Nükleotitlerin ise içinde bulunan fosforik asit, şeker ve baza kadar su yardımıyla parçalanması sindirim olayına verilebilecek en belli bariz örneklerin başında gelecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Sindirim olayı neydi? Büyük yapılı moleküllerin, yani polimerlerin arkadaşlar, hidroliz olayıyla monomerlerine kadar, küçük yapı taşlarına kadar parçalanması olayı bizim için sindirimi vermiş olacak. Sindirim hidrolaz enzimi sayesinde gerçekleşecek. Hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilecek arkadaşlar. Sindirim sonucu oluşan ürünler basit organik bileşikler olduğundan arkadaşlar, basit yapılı olduklarından hücre zarından çok kolay bir şekilde geçebilecekler. Hücrede yapı ve enerji maddesi olarak doğrudan kullanıma hazır hale gelmiş olacaklar. Çünkü küçük yapılı hale geldiklerinden dolayı. Sindirimin amacı hücrelerin doğrudan kullanabileceği yapı ve enerji maddelerini hazırlamak olacak arkadaşlar. Burada güzel bir örneği zaten söz konusu. Polimer, yani büyük yapılı bir bileşik arkadaşlar, sindirime uğrayıp monomerlerine, küçük yapı taşlarına kadar parçalandıktan sonra arkadaşlar bu monomerlere bakıyorsunuz arkadaşlar, dehidrasyon, yani yapım tepkimelerinde kullanıp büyük bir polimer, büyük bir madde ve suyu üretebiliriz. Tam tersine arkadaşlar, ürettiğimiz bu monomerleri bu sefer solunum tepkimelerinde kullanıp hücre için arkadaşlar hazırdan enerji elde etmiş olabiliriz. Kısaca tekrar ederim. Sindirim sonucu oluşan monomerler hücre için hazır enerji kaynağı olarak kullanılım haline gelmiş olacaklar arkadaşlar. Küçük yapılara parçalandıkları için de hücre zarından kolaylıkla geçebileceklerini söyleyeceğiz arkadaşlar. Buraya bakarsak arkadaşlar, sindirim iki şekilde olacak. Bir mekanik sindirim, iki kimyasal sindirim olarak karşımıza çıkmış olacak. Mekanik sindirim dediğimizde zaten aklımıza bir mekanizma gelmek zorunda arkadaşlar. Mekanik sindirimin en önemli öğelerinden biri ağız, yani dişler olmuş olacak bizim için. Yiyeceklerin fiziksel etkenlerle daha küçük parçacıklara ayrılmasına biz mekanik sindirim ismini vermiş olacağız arkadaşlar. Fiziksel etkileşimleri çözecek mekanik sindirim, yiyeceklerin yüzey alanını arttırmış olacak. Diş, kas, safra tuzları gibi sindirime yardımcı organlar kullanılmış olacak. Ağızdan ince bağırsağa doğru mekanik sindirim uzanmış olacak arkadaşlar. Azalmış olacak. Proteini, protein parçalarına, yağı, yağ parçalarına kadar parçalanması bizim için mekanik sindirimin örneklerinden birkaç tanesi. Kimyasal sindirim ise arkadaşlar, kompleks yapılır besinlerin yapı birimleri arasındaki kimyasal bağların çözülmesi, parçalanması olmuş olacak. Birazcık daha boyutlu bir olay zaten. Kimyasal bağların kırılmasını sağlayacak besinler arasındaki. Besinleri yapı taşlarına kadar parçalayıp ayıracak. Su ve enzim yardımıyla gerçekleşecek olan bir sindirim türüdür kimyasal sindirimi. Burada arkadaşlar ağızdan ince bağırsağa doğru kimyasal sindirim artacak. Bir fark vardı. Mekanik sindirim ağızdan ince bağırsağa doğru azalırken kimyasal sindirim ağızdan ince bağırsağa doğru artmış olacak arkadaşlar. Protein ve suyun amino asite kadar parçalanması, yağın su yardımıyla yağ asidi ve gliserole kadar parçalanması olayı bizim için kimyasal sindirimi vermiş olacak arkadaşlar. Tekrar söyleyelim, en temel farklarından biri bu. Fiziksel etkileşimle çözülecek bağların, besinlerin arasındaki kimyasal bağların kırılmasıyla gerçekleşecek. Ağızdan ince bağırsağa gidildikçe mekanik sindirimin etkisi azalırken arkadaşlar, kimyasal sindirimde ise olay tam tersine olacak. Ağızdan ince bağırsağa doğru gidilirken kimyasal sindirimin etkisi artmış olacak arkadaşlar.
Kimyasal sindirim gerçekleştiği yere göre hücre içi sindirim veya hücre dışı sindirim diye iki farklı grupta incelememiz mümkün olacak arkadaşlar. Hücre içi sindirimle ilk başta olaya başlayalım. Hücre içi sindirim, besin maddelerinin hücre içinde yapı birimlerine kadar parçalanması olayı bizim için hücre içi sindirimi vermiş olacak arkadaşlar. Zaten doğru isimlendirdiğimiz olaylardan biri besin maddelerin hücre içinde yapı birimlerine kadar parçalanması olayı olmuş olacak arkadaşlar. Sindirim enzimleri sitoplazma, lizozomlar ve kofullarda pasif olarak bulunacak arkadaşlar. Makromoleküller fagositoz veya pinositozla besin kofuluna dönüştürülerek hücre içine alınacak. Kimyasal sindirimin hücre içi sindirimi bir örnektir bu arkadaşlar. Besin kofullarındaki besinler lizozomlardaki sindirim enzimleri aracılığıyla yapı taşlarına parçalanacak arkadaşlar. Hücre organellerinden lizozom hücre içi sindirimde aktif olarak görev yapacak olan organellerden biridir. İçinde taşıdığı sindirim enzimleri sayesinde hücre içinde alınan makromolekülleri mikromoleküller haline getirmemizi sağlamış olacak arkadaşlar. Sindirimin sonucunda oluşan yapı taşları difüzyonla sitoplazmaya geçecek. Yani yoğunluk farkına bağlı olarak arkadaşlar sitoplazmaya geçiş yapmış olacaklar. Sindirim sonucunda oluşan atıklar ise arkadaşlar egzositoz olayıyla hücre dışına atılacaktı. Eğer egzositozu hatırlıyorsunuz 9. sınıftan arkadaşlar egzositoz büyük moleküllerin hücre dışına atılması olayıydı arkadaşlar. Enerji harcanacaktı egzositoz olayında. Difüzyon olayı için ise enerji harcamamıza bir gerek yoktu. Sadece yoğunluk farkına bağlı olarak gerçekleşen bir olaydı arkadaşlar. Burada zaten net olarak lizozomu ve oluşturduğu olayları net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer buraya bakarsanız, lizozom olduğu kısımda bakarsanız arkadaşlar, besin parçalarının hücre içine alınması görüyorsunuz. Hücre içine alınıyor arkadaşlar. Besin kofulu haline getiriyor. Lizozom besin kofulu oluştuktan sonra arkadaşlar gelip besin kofuluyla birleşiyor. Besin kofulunun içindeki besinin sindirilmesini sağlıyor. Sindirildikten sonra arkadaşlar gerekli olanlar difüzyonla sitoplazmaya geçecekler. Gereksiz olanlar sindirim atıkları şeklinde egzositozla hücrenin dışına çıkarılmış olacaklar arkadaşlar. Bu olayı en baştan tekrar edelim. Hücre içi sindirimde besin maddelerinin hücre içinde yapı birimlerine kadar parçalanması olayı gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Sindirim enzimleri sitoplazmada, lizozomlarda ve koful içinde pasif olarak zaten hali hazırda bulunuyor olacaklar. Makromoleküller, büyük moleküller arkadaşlar yani fagositoz ve pinositoz ile besin kofulları oluşturarak hücre içine alınacak. Fagositozla katı maddeler, pinositoz ise sıvı maddeleri hücre içine almamızı sağlayacaktır arkadaşlar. Besin kofullarının içinde bulunan besinler, lizozomun içinde bulunan sindirim enzimleri ile birleşerek sindirilmiş olacaklar arkadaşlar. Sindirim işleminin sonucunda oluşan yapı taşları difüzyon ile sitoplazmaya hiçbir enerji harcamadan yoğunluk farkına bağlı olarak geçerken atıklar arkadaşlar egzositoz olayıyla büyük moleküllerin hücre dışına atılması olayıyla enerji harcanarak hücre dışına çıkartılmış olacak. Burada tekrar gösterelim hücre içi sindirimi arkadaşlar. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bir besin maddesi var. Hücre zarına doğru yaklaşıyor. Hücre zarı içeriye doğru geç ediyor. Besin maddesini bir besin kofulu oluşturarak hücre içine alınıyor. Hücre içine alınan besin kofulu arkadaşlar lizozomla birleşiyor. Lizozom besin kofulunu sindirmeye başlıyor. Sindirdikten sonra arkadaşlar yararlı olanlar arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi difüzyonla tekrar sitoplazmaya geçerken oluşan atık maddeler ise arkadaşlar egzositoz olayıyla hücre dışına atılmış olacak. Küçük bir animasyonu var arkadaşlar. Burada animasyon halinde gösterecek. Bunu da izleyelim. Bakterinin hücre içine girmesini gösterecek. Proteinler tanıdı. Bakteri hücre içine alındı. Besin kofulu oluşturuldu. Şimdi lizozom besin kofulununla birleşecek arkadaşlar. Ve besin kofulunu sindirmeye başlayacak.
Görüyorsunuz bu şekilde bakteri vücudumuz etkisiz hale getirildi. Şimdi etkisiz hale getirdiği bu bakteri parçalarını da vücut dışına atmış oldu. Aynı şekilde vücudumuza giren zararlı organizmaları da bu şekilde vücut dışına atmış oluyoruz arkadaşlar. Aynı videoyu bir daha izlersek en baştan tekrar gösterelim arkadaşlar. Bu bir bakteri ve vücudumuza girmeye çalışıyor hücre içine. Hücre içine girdiğinde nasıl etkisiz hale getirdiğimizi de göreceksiniz. İlk başta hücre zarımız bakterinin üzerinde bulunan proteinlerle birleşecek. Görüyorsunuz proteinleri zaten. Tanıyıcı reseptörler bakteriyi hücre içine aldı. Hemen lizozom devreye girecek arkadaşlar. Bakteriyi sindirmeye, parçalarını ayırmaya başlayacak. İçinde hali hazırda var olan sindirim enzimleri aktif hale gelecek. Bu şekilde de arkadaşlar vücut dışına atılmış olacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Hücre dışı sindirimle olaya devam edelim arkadaşlar. Hücre dışı ise arkadaşlar besin maddelerinin hücre dışında yapı taşlarına kadar parçalanması olayı olmuş olacak bizim için arkadaşlar. Burada sindirim enzimleri sentezlendikten bir süre sonra hücre dışında salgılanacaklar arkadaşlar ve bu sindirim orada gerçekleşmiş olacak. Burada farklı bir olay var arkadaşlar. Burada lizozom görev yapmayacak. Hücre içi sindirimde lizozom görev yaparken hücre dışı sindirimde lizozomun görev yapmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Dış ortama veya sindirim kanalına salgılanan sindirim enzimleri sayesinde bu sindirim gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Oluşan yapı birimleri hücreye difüzyon veya aktif taşıma ile geçecek arkadaşlar. Küçük parçalar oldukları için arkadaşlar difüzyon veya aktif taşımayla hücre içine girmeleri mümkün olmuş olacak arkadaşlar. Burada zaten net bir görseli var. Dış ortama enzim salgılanacak. Salgılanan enzimler besinlerin monomerlerine kadar ayıracak arkadaşlar. Bakarsanız burada zaten sindirim enzimleri salgılanıyor arkadaşlar. Besin burada sindirim enzimleri sayesinde parçalanacak arkadaşlar. Burada parçalamış olduğumuz enzimlerin yardımıyla parçalamış olduğumuz besinlerin küçük yani bizim için yararlı olan parçaların monomerlerini arkadaşlar tekrar hücre içine difüzyonla dalabiliriz, aktif taşımayla dalabiliriz arkadaşlar. Eğer difüzyonla geçebilecek kadar küçüklerse zaten direkt hiçbir enerji harcamadan difüzyonla alacağız. Ama difüzyonla geçemeyecek kadar büyüklükse veya yoğunluk farklıysa arkadaşlar bu sefer de aktif taşımayla yine hücre içine almış olacağız arkadaşlar. Tekrar ve tekrar burayı tekrar edelim. Hücre dışı sindirim, hücre dışında gerçekleşecek olan bir sindirim olayı olacak arkadaşlar. Hücre içi sindirimde lizozom aktif görev yaparken burada ise lizozom aktif olarak görev yapmamış olacak arkadaşlar. Dış ortama sindirim enzimleri salgılanacak. Dış ortama salgılanan sindirim enzimleri arkadaşlar orada besinleri parçalayıp sindirecek. Orada parçalanıp sindirip küçük parçalara kadar ayrılan besin maddeleri ise arkadaşlar difüzyonla veya aktif taşımayla tekrar hücre içine geri alınmış olacak. Bunun da küçük bir animasyonu var arkadaşlar. Bunu da izleyelim karşılıklı olarak. Zaten burada görev yapan yapıları görüyorsunuz. Lizozom, mitokondri, hücrenin çekirdeği, Golgi aygıtı, hücre zarı, endoplazmik retikulum, granüle endoplazmik retikulum arkadaşlar. Granüle endoplazmik retikulum üzerinde protein bulunduran endoplazmik retikulum çeşidiydi. Granüle endoplazmik retikulum zarları üzerinde bulunan ribozomların ürettiği proteinler işlevsel değildir. Bu proteinler endoplazmik retikulum içinde işlevsel hale getirilir. İşlevsel hale getirilen proteinler endoplazmik retikulum zarından oluşturulan iletim kodu ile Golgi aygıtına gönderilir. Golgi aygıtında görevlerine göre sınıflandırılırlar. Buradan da hücre zarına, hücre dışına, veya lizozoma gönderilir.
Hücre dışı ortama geldiğini görüyorsunuz. Salgı proteinlerin şimdi arkadaşlar lizozom sayesinde, lizozomdan gelen enzimler sayesinde zaten orada bu işlem gerçekleşmiş ve bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, hücre dışı sindirimle bugünkü dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.